Herkese merhabalar dostlarım. Metin2 TR Bagjanamu serisinin 27. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Oyunuma giriş yaptım ve Seon-He dedemin yanındayım. Dedeciğim nasılsın, iyi misin? Çinli dedem benim. Neden peki buradayım, buraya neden geldim? Kıymetli dostlarım, böyle görmüş olduğunuz gibi bir korku maskemiz var. Bu korku maskesine 6. ve 7. efsun eklemek istiyorum. Gayet güzel bir korku maskesi. Bizim 110 level'dan sonra çatlakta da kullanacak olduğumuz korku maskesi budur. Buna bir 50 STR getirmek istiyorum. Huzurlarınızda Seon-He'ye gelip 6 ve 7. bonusu ekle diyorum. Önce itemimi koyuyorum. Daha sonra bizden 10 tane mavi parça istiyor. Eğer bir tane de koyabilirsiniz, buradaki başarı olasılığınız artıyor. Bu ekleme yerine küçük, orta, büyük veya güçlü ekleme koyabilirsiniz. Güçlü eklemeyi 15 tane koyduğunuz zaman burası size %70 bir başarı olasılığı veriyor ama benim elimde maalesef büyük ekleme var, güçlü ekleme yok. Hep verip onu da almak istemiyorum. Zaten mavi parçaların 140 tanesi 200'lüsü 3M falan çok ucuz. O yüzden böyle yaptım. Hani geçmezse bir daha deneriz. %40'la bırakıyorum. Geçmezse bir daha deneriz. Bu parçalar bitene kadar 4 defa deneriz. 4 defanın sonunda eğer başarısız olursak bu sefer gider şey yaparız. Güçlü ekleme alırız Nesne Market'ten. Şimdi ne kadar kalmış bir bakalım. 23 saat 59 dakika diyor. Yani yarın akşam bu saate kadar bu olmayacak. Tabii ki ben yarın gündüz çarımda kasksız ne yapacağım? Bize kask lazım olacağı için şu anda 1-2 tane hızlandırıcı kullanıp en azından sabaha kadar bunun olmuş olmasını umuyorum. Nesne Market'ten hızlandırıcı satın almayacağım. Çevirdiğimiz çarkla bize gelen eşya depomuzda bulunan hızlandırıcıları kullanmak istiyorum. Zaten 2 tane kullansak bize yeterli olur. Ben hızlandırıcıları hemen envanterime indireyim, sonra size göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 18 tane %30'luk hızlandırıcımız var. Bu en iyi hızlandırıcı ama en mantıklısı bu değil. Nesne Market'ten satın alacaksanız %20'lik olanı almanızı tavsiye ederim. O fiyat performans olarak yani daha mantıklı oluyor. Bilginiz olsun. Bu bize çarktan çıktığı için ben bunları indirdim. Bunu da nasıl kullandığımızı göstereyim. Sağ tık dediğimizde neyi hızlandırmak istiyorsun diye bize soruyor. Biyoloğu mu yoksa eklenen bonusu mu? Biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Biyologla işimiz yok, acelemiz yok. Şu anda %30 düşürüldü. 16 saat 45 dakika diyor. Sana yeter mi, bir daha kullanalım mı diyor. Ben diyorum ki bir daha kullan. Yine hangisini kullanmak istediğimi soruyor. İşte bekleme süresini %30 düşürecek, evet diyorum. 11 saate düştü. Ben artık başka kullanmak istemiyorum. Benim için kafi. Hemen hızlandırıcılarımı da envanterimde buraya çektim. Küçük büyük eklememi, parçalarını buraya alayım. Şimdi ben artık gideceğim, yatacağım. Yarın kalktığım zaman kaskımız geçmiş mi geçmemiş mi, geçmediyse tekrar ekleriz. Baktık bu büyük eklemelerle olmuyor. Nesne Market'ten güçlü ekleme alırız, onu da sizle göstereyim. Hemen şuraya güçlü ekleme yazalım. Kaç app olduğunu görün. Güçlü ekleme bayağı pahalı, 18 app. İşte 5 tanesi 90 app'e denk geliyor. Biraz bence tuzlu. Yine tabii ki karar sizin. Hızlandırıcıyı da hemen size göstereyim fiyatlarını. Hızlandırıcı yazalım, direkt bu şekilde aratalım. Hızlandırıcılar çıktı. %30'luk 45 app, %20'lik 25 app, %10'luk 12 app. Buradan yani en mantıklısı %20'lik benim nazarımda, benim gözümde. %30'luk 45 app biraz fazla yani buna. Buradan istediğiniz gibi alıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu bize şeyden çıktığı için, çarktan çıktığı için ben onu kullandım. Böyle bir sandık var, 60 günlük 30 günlük set veriyor ama bizim ihtiyacımız yok. Bakalım sevilen ürünlerde ne var? Bu sandıklar var. Tüm ürünlerde de herhangi bir şey yok. Hızlı indirimde ne var? Tecrübe yüzüğü kutusu var. İçinden tecrübe yüzüğü vesaire çıkıyor. Ben tecrübe yüzüğü almak istemiyorum. Ya da alalım, bir tane aldım mesela. Kaç günlük verdi, ne yaptı göstermiyor bile. Sorun değil. Hırsızın eldiveni de alırız. 7, 15, 60 günlük diyor. Bu muhtemelen üste giden eldiven ve tecrübe yüzüğünden. Bir tane daha alalım madem üste gidiyorsa eğer. Ben öyle anladım. Tamam, yeterli. Nereye geliyor? Nesne Market'e mi geliyor? Hemen bakalım. Buraya gelen herhangi bir şey yok. Evet, buraya gelen herhangi bir şey yok. Muhtemelen çıkış yapıp girince belli olacak. Hemen bakalım. Nesne düşme şansı 2 kat, yank düşme, yerdeki mevcut yangı toplama, depoya nesne düşürme şansı %50 daha fazla x. 22 günümüz varmış. Hemen çıkış yapıp tekrar girelim, bakalım ne olacak. Evet, hemen bakıyorum. 36 gün oldu. Yani 120 app verdik. 22'den 36'ya çıktı. 14 günlük bizim şansımıza geldi. Yeterli, gayet yeter. Güzel. Bu şekilde kıymetli dostlarım, bunu da size göstermiş oldum. Belki eldiven alırım, belki almam. Zaten eldiven çok pahalı değil. Yani 60 app sandığa vermektense buraya hırsızın eldiveni yazdığınız zaman nerede? 30 günlüğü zaten 90 app, anladınız mı? Biz az önce 120 app verdik. 120 app'e bize 15 gün çıktı. Tecrübe yüzüğü mesela kaç paraymış? Tecrübe yüzüğü diyelim. 30 günlüğü 200 app'miş. Biz 114 app'e bize 15 günlük verdi. Aynıya denk geldi. Tabi biraz şans işi ama elmas kutu aldığınızda zaten 350 app'e sizin buna, burada lazım olan her şeyi veriyor. Onun da bilgisini vereyim. Yarın görüşmek üzere. Evet değerli dostlarım, yaklaşık dünkü kayıttan sonra bir 12 saat falan geçti. Ben hemen Seon-He dayımın yanına geldim. 6. ve bonus ekle. Bonus başarıyla eklendi dedik. Gayet güzel. Max CP olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani değiştireceğiz bunu. Ben hemen tıklıyorum. 6. ve 7. bonus ekle diyorum. Bugün günlerden pazar. Pazar günü bize tatil yok. Ben yine işe gideceğim birazdan. İşten geldiğimde umarım bu da eklenmiş olur. Saatime bakacağım. Kaç saat sonra geleceksem o saate göre hızlandıracağım. Ben bunu hızlandırayım, ayarlayayım, geleyim kıymetli arkadaşlarım. Değerli dostlarım, pazarımızdaki satışı da kontrol edelim sizlerin huzurunda. Ben baktım biraz önce, bizim kusursuz yeşimimiz satılmış. 22 won'a gitmiş. Yani zarar ettik buradan. 180 won falan, 190 won masrafımız vardı. 20 won aldık. Neredeyse 170 won, 160-170 won zararımız oldu. Sorun yok, yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Hemen para üzerime almak istiyorum. Yine neredeyse 110'lara çıktı ganimetimiz. Pazar alanına gidip bir tane de muharebe kılıcı almak istiyorum üzerime. Hatta depomda vardı, ben onu alayım. Neden aldığımda size şimdi anlatacağım. Evet değerli dostlarım, depoma gittim. Bir tane artıydı siyah çelik, bir tane artıydı muharebe kılıcı aldım. Bunları metinlerden toplamıştık biliyorsunuz. Pazar alanından 2 tane yansıtma bileti aldım. Neden 2 tane yansıtma bileti aldım? Bunların tanesi 30M. Buradan yansıtınca 50M veriyorsunuz. Yani 20'şer M'den 40M bir karımız oldu. Ben kostüm sevmiyorum kıymetli dostlarım. Bu oyunda kostüm pek hoşuma gitmiyor. Kostüm yerine oyunun kendi zırhları ve silahları daha çok hoşuma gidiyor. Kostüm ama bonus verdiği için mecburen kullanıyoruz. Kostümün üzerine silahı, yani silah fişinin üzerine silahı, kostümün üzerine de zırhı yansıtmak istiyorum. Şimdi ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Nereden yansıtma diyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Alıcı bu. Verici bu. Buraya da bunu koyuyorum. Yansıtma biletini. Evet diyorum. Daha sonra bunu buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Normalde 50M, bu bileti buraya koyduğunuzda 0 yang oluyor. Bunu 30M aldım pazar alanından, bilginiz olsun. Evet. Şimdi işlemi tamamladık kıymetli dostlarım. Maalesef silah fişine başlık fişine herhangi bir şey yapamıyorum. Bunu yansıtamıyorum. Şimdi bunu taktığımda üzerinde artı silah çelik görüntüsü verdi. Ama bizim üzerimizde bildiğiniz var. Kostüm var. Normalde elimde de zehir kılıcı var ama kostümü takınca atabekçisi kılıcı oluyor. Onu da yapınca şu anda elimde muharebe kılıcıyla siyah çelik zırh varmış gibi bir görüntü oldu. Hatta şöyle kuşağı da çıkarmak gerekirse böyle bir görüntü olmuş oldu. Gayet hoş, gayet güzel. Ben böyle hoşuma gidiyor. Yani 12 gün için değer. Artı 7 ne yaptık? 30'dan masraf ettik. Zaten yerden topluyoruz bu kalkan ve silahları. Bunun da zaten daha 33 günü var. O yüzden bir problem yok. Bu da böyle bir şey. Geçen bölümde nerede kalmıştık kıymetli arkadaşlarım? Geçen bölümde petimizi 80 seviye yaptık. Ancak tecrübesini dolduramadığımız için kitaplarını okutamadık. Ben şimdi hemen ejderha taşı simya görevimi alıp doğru büyülü ormana gidip hemen bir an önce petimi kasmak istiyorum. Aldık mı hemen kontrol edelim. Ejderha gözün gücü 5. Tamam. Gayet güzel. At yemi görevini alabiliyorsam onu da alayım. Büyülü ormanda görüşürüz. Bu arada kaskımız 6-7'de ama kaskımız olmadan da dayanabileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir sorun olmaz. Bu arada değerli dostlarım, ekran çözünürlüğümü değiştirdim. Hani bu şekilde pek net değil ama daha yakın daha mı iyi dersiniz, yoksa az önceki gibi biraz daha net mi olsun? Eğer yani çözünürlüğü bu şekilde yaparsam telefondan izleyenler daha net görüyor. Diğer türlü yaparsam da bilgisayardan daha böyle HD bir kalitede izlemiş oluyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Yani bu ekran çözünürlüğünün kodu 1280'e 720. Bunu mu yapalım, yoksa ben diğerini açayım hemen. Bu da diğer seçenek, 1920'ye 1080 seçeneği. Bana sorarsanız 1920'ye 1080 daha iyi derken zaten hemen Efsun Orman'a da girişimizi yaptık. Siz de yorumlarda belirtin, diğerim yoksa 1920'ye 1080 mi, hangisi sizin hoşunuza gittiyse, izlemesi daha güzelse ben oradan devam ederim, oradan çekerim. Onun bilgisini vereyim. Petimi de ufaktan kasmaya başlayayım. Petim yanımda mı? Yanımda. Görmüş olduğunuz gibi kaskımız olmasa da burada gayet güzel dayanabiliyoruz. Tabi canımızda ufak tefek oynamalar oluyor, gayet normal. Bu arada bizim XP'miz de %50'yi geçti. Statümüz doldu. Ben devam edeyim, burada petimi kasayım. Görmüş olduğunuz gibi büyülü ormanda metin keserek çok hızlı bir şekilde burada petimiz kasılıyor. Ben hemen buradan 4 tüpü doldurayım, devam edelim. Yani ne kadar hızlı kasıldığını size anlatmak için bu kaydı çektim. Bu arada hükümdarın çıktığı yere doğru gidiyorum. Hükümdarı yakalarsam kesmek istiyorum. Burada imhacıları kesmek istiyorum. İmhacılardan da bize Entay Şebnem'i veriyor. Şu anda zaten Şebnem görevindeyiz. Ben ufak ufak buradan hem görev yapıyorum, hem petimi kasıyorum, hem farmımı yapıyorum. Bilginiz olsun. İkinci orman perisi taşımızı da aldık. Ben tekrar görevi başlattım. Entay savaşçısını öldür diyor bana. Hemen skillimi yakayım. Gördükçe öldüreceğim, metin kestikçe. Burada hem farmımı yapıyorum ufak tefek, hem petimi kasıyorum, hem görevlerimi yapıyorum. Bu orman perisi taşlarını ilerletiyorum. Bu bize lazım olacak. Zamanı gelince arka arkaya jotun gireceğiz. Yani arka arkaya dediğim görevle uğraşmadan böyle boş boş gezmek yerine görevimi yapıyorum hem. Onun da bilgisini vereyim. Bunu da ilerletmek istiyorum yavaş yavaş. Bilginiz olsun. Kıymetli dostlarım, ben köyümüze geldim. Neden geldim? Görmüş olduğunuz gibi petimiz 80 seviye. Bütün nesne XP'si ve tecrübe XP'si dolu. Onun yanında hızlı indirimle birlikte münzevi tavsiyesi geldi Nesne Market'e. Ama bana mantıklı gelmedi. Tanesi 49 epe denk geliyor. 10 tanesi 490 ep. Zaten oyun içi bunu 40 eme satıyorlar, 50 eme satıyorlar. Oyun içi 50 ep 70-80 em. Oyun için münzevi alırsanız işte 49 ep ne yapıyor? 40 eme falan alabiliyorsunuz münzeviyi. Ki piyasa biraz daha düşer şimdi herkes buradan alırsa. Zaten aşağıdan yazıyorlar münzevi alınır diye. Onun bilgisini verdikten sonra hemen kendimi güzel mekanıma gideyim. Şöyle bir köprü başı, deniz kenarı bir yere gidelim. Bu arada simyamızı kapatalım, boşuna süreden yemesin. Şöyle köpeklerle birlikte gel oğlum çomar. Geldik şöyle bir deniz kenarına. Şimdi... Buradan petimi besle diyorum. Özür dilerim, petimi gelişme diyorum. Ve itemlerini yedirmeye başlıyorum. Şu anda bizim petimiz yabani. Biz bunu ne yapacağız? Cesur pet yapacağız. Cesur pet kitabı, beyaz inci, mavi inci. Şimdi cesur pet kitabı neredesin? Cesur pet kitabı, beyaz inci, mavi inci. Bir yandan da bakıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Mavi kemer, şeytan hatırası. Mavi kemer, şeytan hatırası, buradasın. Başka bir şey var mı? Ork dişi, bilinmeyen ilaç. Bu bilinmeyen ilaç ve ork dişi de burada. Besle dediğimiz zaman petimiz şu anda ne oldu? Bir şey oldu ya, niye böyle dedi? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Yüz kremi yeterli değil. Kan kırmızı inci yeterli değil. Çile yeterli değil. Bizden onları da mı istiyor? Burada yazmıyor. Tamam, yabani pet kitabı. Tekrar ben bir ayarlayayım, bunlara bakayım, sizi daha fazla sıkmayayım. Buraya itemleri koyduğumda gösteririm. Petimizde önce 80. seviye yabani yapacağız bu itemlerle. Hemen besle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi petimizin tipi de değişti. Şimdi cesur yapmak için diğer itemleri ekleyeceğim. Ben hemen onları da ekleyeyim geleyim. Şimdi de cesur pet oldu. Cesur peti kahraman pet yapacağız artık bunu. Bütün şeylerini okutmak için skilllerini. Şimdi tekrar besle diyorum. Görmüş olduğunuz gibi petimiz rengi mengi değişti. Kendisi tipi mipi komple değişti. Artık skill okutabileceğiz. 81 level destansı, yani kahraman bir petimiz oldu. Bu peti 105'e kadar kasmayı düşünüyorum. Acele etmeden ağır kasmayı düşünüyorum. Şimdi bu petin kitaplarını okutalım. Önce berserkerle başlayalım. Evet. Daha sonra talim. Evet. Ondan sonra da canavar avcısı. Bu kitapları almıştık hatırlıyorsanız. Şimdi buradan bu şekilde ben hemen şunu artının üzerine getireyim. Bu şekilde bunu 20'ye kadar götüreceğiz. Her seviyede bizden 2 em para istiyor. Ne yapıyor? 20-40 em falan para tutuyor. Sorun değil, bunu 20 zaten sonuncu seviye, 20'ye kadar götürdükten sonra bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ben hemen bunların ikisini de 20 yapıp geleyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi berserkeri 20, talimi 20, canavar avcısını 20 yaptım. Berserker bize artık 7 büyülü saldırı yakın dövüşü, yani berserker atak STR veriyor diyebiliriz kısaca. Bizim saldırımızı arttırıyor, saldırı değerimizi. Talim 8 delici veriyor. Delici biliyorsunuz çok önemli. Onun dışında 11'de canavar veriyor. Biliyorsunuz melee peti zaten en çok canavar veren pet diye geçiyor. Bu şekilde petimizi yaptık. Şimdi kaskımız da geldiği zaman bir hasar testine çıkarız. Şu anda kaskımız olmadığı için bize doğru oranı vermez. Ben envanterimi düzenlemeye çalıştım. Artı basmalar üzerimde kaldı. Diğer petim için gereksiz olan itemleri yere attım. Zaten bunların pahada bir kıymeti yok. DK'ların vesaire bu şekilde oluyor. Onun dışında burada 5 tane koyu kırmızı abonos sandık var. Bunlardan ne çıkıyor ben de bilmiyorum. Dün bir eventle birlikte geldi bu. Huzurlarınızda açmak istiyorum. Bu 5 tane ne çıkacak? 5 delici. 5 delici daha. Kritik de ver madem. 5 delici. Ruh taşı. Gayet güzel yani, 5 tane açtık, 20 tane delici verdi bize. Lazımdı da yani, işimize geldi, güzel oldu. Bununla içeriğini görmüş olduk. Evet, kumara doymadık biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 110 civarı paramız vardı. Ben parayı neredeyse sıfırladım, ufak bir harçlık bıraktım kendime. Peki ne aldım? 2 tane efsanevi elmas aldım, 2 tane efsanevi yakut aldım, 2 tane yeşim aldım, 2 tane safir aldım. Grena ve Onyx almadım. 2 tane de ametist aldım. Bunları üste vuracağız. Bu arada 40 tane Cordraconis işlenmemiş var. Bunları da açıp daha sonra buradaki işlenmemiş, yontulmuş ve enderlerle birlikte gidebildiğim kadar gideceğim. Bakalım ne elde edeceğiz. En son sonuçta görüşürüz. Yani efsanevileri şeye atarken, Mitsi'ye atarken görüşürüz. Evet, şimdi geldik işin en cafcaflı kısmına. Antikalardayız. Buradan bir tane antikamız gelmiş. Diğer 2 tanesini de hani ayırmayacağım. Bunların hepsini üste vuracağım. Bunlar üzerimizdeydi. Yakut'tan maalesef bir şansımız olmadı. Yani yontulmuş katmanını özellikle çok yaktık. Ender'den de geç, yani tek attık ama 3 tane enderimiz vardı zaten. Keşke yanına bir tane daha gelseydi de efsanevi deneyebilseydik. Sıkıntı değil. Onun dışında 3 tane yeşim geçmiş. Hiç yokmuş. 2 safir geçmiş. Grena denemedik. Bir tane vardı bu arada. Grenaların altyapılarını, Onyx'le ikisini ellemedim çünkü bunları simya sürelerini uzatırken kullanıyorum. Bir tane Onyx geçmiş. Bir tane de varmış. Amatist zaten yok. Şimdi bu antikaları üste vuracağım. Bakalım kaç tanesi efsanevi olacak. Umarım hepsinde başarılı oluruz. Yakut'tan şansımız yok. Bu arada elmas geçti. Yeşim yandı birincisi. Bir daha yeşimden yana şansımız olmadı. Safir başarısız oldu. Safirden de yüzümüz gülmedi. Bundan yok zaten. Ametist, pardon Onyx, o da geçmedi. Ametist de zaten yok. Neyse, antika katmanını biraz yaktık. Umarım efsanevilerin hepsini geçiririz. Önce elmastan başlayacağım. Sıradan gideceğim. Şansımıza ne varsa buradan en kıymetli simya, görmüş olduğunuz gibi ametist. Bunların tanesini 25 won'a aldım. Eğer geçerse 70-80 won civarı, hele Metin gelirse daha iyi. Elmasla başlayalım. Bir de bir bakalım. Beceri hasarına karşı koyma, büyü savunması. Bu duvar diye geçer arkadaşlar. Bunu kimse ekstra para verip takmaz. Takmak isteyene duvar parasını alır zaten. Duvar olsa da Mitsi'ye geçmiş olması bizim için yeterli. Yakut'tan devam edelim. Yakut da geçti, bakalım. Çift 4 STR. Bak bu para eder işte. 30 civarı, 30-33 won civarı para eder. Buradan şansımız döndü. Yeşime bakalım. Çift TP gelecek misin? Gelmedin. Duvar bir efsanevi. Bu dayandı. Hiç sorun değil. Onyx'te zaten yok ama bu geçsin artık ya. Bu geçsin artık. Lütfen. Yani zarar yani komple zarar kıymetli dostlarım. Ben şimdi bütün bu simyaları tekrar pazara atacağım fiyatlarına bakıp, ama zarar ettik yani. Şunun geçmemesi bizi bitirdi. Burada 2 tane daha yandı. Ben tüm efsanevileri, mitsileri atacağım pazara. Buradan Yakut yüzümüzü güldürdü. Onun dışında zaten başka mitsi alamadık. Hayırlısı olsun. Ben gideyim hemen pazarımı düzenleyeyim. Ben bir bok yedim arkadaşlar. Ametisti 27 won yerine ametisti maalesef 27 yanga koymuşum. Vay anasını ya. Vallahi vay anasını. Neyse, diğerlerini kontrol ettim. Oradan da girdi. Neyse, zaten ben şimdi çıkacağım, işe doğru gideceğim. Geldiğimde ne kadar para olduğunu görürüz. Kuta da bakalım da Yakut da şeye gitmesin. Güme gitmesin. Şu anda zaten dondu ekran. Neyse ya, ne giderse gitsin. Vallahi canım sıkıldı şu anda. 27 won gidince. Hayırlısı olsun. En son gündüz ettiğimiz zararın üstüne oyuna girmemiştim. İşe gittim geldim. Akşam bir davet vardı, oraya gittim geldim. Hemen çarıma giriş yaptım. Bakalım pazarımızda ne değişmiş, ne satılmış. 25 won 113M diyor. Simyaların bir kısmı duruyor. Özellikle Yakut duruyor. Diğerleri ufak tefek satılmış. Ben hemen bu parayı üzerime alayım. Yani 100 won vardı. Bakalım kaç won olacak. Hemen şunları da huzurlarınızda ekleyeyim. 500K'dan atıyorum bu ateycilleştirmeleri. Hatta birini okuyalım eğer süresi geldiyse. Bu fasulyeyi de atalım. Açtık. Eğitim başarısız. Olsun, sorun değil. Ama 27 yanga sattığımız amatist bayağı bir üzdü. Üzdü yani gerçekten. Mevzu 27 yank değil de böyle bir şey oldum ya. Daha önce de 150 won'a bir kas satmıştım. Başıma geldi yani daha önce de. Ama acele ettiğimiz için. Aslında acele ettiğimiz için değil de şu nalet oyun yüzünden yani. Bu pazar alanında bu oyun donuyor, bilmem ne oluyor diye bir şey yapıyoruz. Hani bir an önce yapalım, oyun atmadan, bilgisayar kendinden geçmeden işimizi halledelim diye biz böyle. Bunun sorumlusu GameForge aslında da. Neyse. Köyümüze gidelim hemen. Seon-He dayımızdan 6-7'ye bıraktığımız kask alalım. Umarım geçmiştir. Seon-He dayıma geldim. Bonus eklenemedi. Keşke ekleseydin. Sıkıntı değil. Ben hemen tekrar bırakayım. 6. ve 7. bonus ekle demek için peti göndermemiz gerekiyor. Hemen petimizi çekelim. Şimdi 6. ve 7. bonus ekle diyelim. Önce şöyle kaskı koyuyorum, parçalarımı koyuyorum ve büyük eklememi koyuyorum. Dediğim gibi güçlü ekleme olsaydı burası %70 olacaktı. Ben bu büyük eklemeler bitene kadar deneyeceğim şansımı. Şimdi huzurlarınızda biraz da hızlandırayım ben bunu. Tekrar kullanalım. 16 saat evet. 11 saat 45 dakika. Gayet yeterli. Şimdi gidelim biyologumuzu verelim. Biyolog kardeşimin yanına da geldim. Orkçı diyorum. Son orkçı artık bunun geçmesi lazım. Buna da çürümüş. Şaka kanka. Şaka yaptık. Ne olacak ki? Üst üste 3 defadır çürümüş diyor. Hayırlısı olsun ya, acelemiz yok da yani biraz abarttı bir şeyi. Seis'ten at yemi görevini alalım. Hemen Seis'ime tıklıyorum. At yemi kazandım diyorum. Evet. Tamam. Seviyen dahilindeki canavarları öldürünce 30 tane at yemi veriyor. At yemimizde 140 tane oldu. Burada biriksin bakalım bu. Bu bayağı bir biriksin. Atımızı da ilerleteceğiz nasip olursa. Buna app vermek istemiyorum. Bu şekilde günlük yapa yapa ilerletiriz diye düşünüyorum. Simyacıdan görev alabiliyor muyum? Ejderha gözün gücü. Yarın yine gel diyor. Bugün vermiyor bizi. Zaten bugün bizi bayağı bir üzdün. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ben korku maskesini bıraktım, biraz da kısalttım ama bizim şeye gidip en azından bir Metin'e karşı hasarımızı görmemiz için ben bunu hızlandıracağım. Zaten elimizde hızlandırıcı var, bunlara para vermedik. Ben hemen hızlandırayım, 5-10 dakikaya düşüreyim. 5-10 dakika sonra kaskımızı alalım. Sonra da gidelim nefrete büyülü ormana, bir hasarımızı görelim. Hatta bonus eklenirse 50 STR getirmeye de çalışırız. Ben bir hızlandırayım bakalım ne yapabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 13 dakikaya kadar ben hızlandırdım. Bir 13 dakika sonra görüşürüz. 13 dakika sonra korku maskemizi alalım. Umarım bonus eklenir, bizi tekrar uğraştırmaz. Allah boş duranı sevmez dedim. Depomdaki bütün siyah çelikleri depoya attım. Yani karakterindekileri. Bunların tamamını üzerime alıp bunları 9'a doğru götürmek istiyorum. Bundan sonra muharebe basar mıyım? Çok emin değilim. Çünkü bastığımız muharebeleri satamadık. Yani sonuçta artı basmaların da bir para değeri var. Artı basmaya masraf ettik ama maalesef satamadık. Muharebe basar mıyım? Emin değilim. Pazardaki muharebeler satılırsa belki basarım. Satılmazsa basmam. Şu anda üzerimizde kaç tane var? 5, 10, 15, 20 tane siyah çelik var değil mi? 5, 10, 15, 20 tane. Tamam, 20 tane siyah çeliği şimdi gidip basalım. Kıymetli arkadaşlarım, çok özür dilerim. Ben birinci sayfadakileri indirmişim. İkinci sayfadakileri görmemişim, depoya atmayı unutmuşum. Hemen bunları hızlı bir şekilde atayım. Yani toplam kaç tane olduğunu size söylerim. Artı basmak için silahçının önünde buluşuruz. Evet, ben tüm siyah çelikleri aldım. 35 adet siyah çelik var. Tamamı artı 7 şekilde. 2 tane de siyah elbise var. Yani şamanın siyah çeliği. Siyah elbiseleri de denemek istiyorum. Yani itemleri aynıysa diğeriyle onu da basarız. Ben hemen silahçı, silah değil biz zırhçıya gideceğiz. Zırhçı nerede? Burada bir yerde olması lazım. Kuyumcu. Bunları kuyumcu yapmışlar. Tamam, ben hemen zırhçının karşısına gideyim, orada görüşürüz. Ester Beylik loncasına ait zırhçı Stanton'un yanına geldim. Yani demircinin yanına geldim. Ben hemen bunları hızlı bir şekilde yükseltmeye çalışalım. 2 tane şeytan hatırası, 35'ten 70 küsür tane şeytan hatırasına ihtiyacımız var. Herhalde tam denk gelecek üzerimizdeki şeytan hatırası. Ben hemen bunları yükselteyim. Siz de hızlı bir şekilde izleyin. Evet dostlarım, 10 tane artı 8 yaptık. Dediğim gibi daha önce de hep söylüyorum, artı 8 olması bizim için bir şey ifade etmiyor. Bunların artı 9'a geçmesi lazım. Yani 10 tane değil 20 tane artı 8 olsa ne yazar? Bir tane artı 9 alamadıktan sonra. Buradaki artı 7 siyah elbiselere de bakmak istiyorum. Evet, bir tanesi geçti. Yani bunların da artı basma siyah çelikle aynı mı emin değilim. Aynıysa bunları da yükseltiriz. Toplamda 11 tane zırhımız var artı 8. Bunları 9 seviyesine doğru ilerletmek istiyorum. Ben ucundan başlayayım, sonunda görüşürüz. Görmüş olduğunuz gibi 35, 2 tane şey, 37 tane zırhtan bir tane, tamı tamına bir tane artı 9 alabildik. Hiç yoktan iyidir diyemeyeceğim. Bu zarar yazar arkadaşlar. Niye zarar yazar? Çünkü şeytan hatırası bildiğiniz gibi pahalı bir item. Şeytan hatırasına bir dünya para verdik. Yani zarar ettik buradan da. Bugün şans yüzümüze gülmeyecek ama denemekten vazgeçmeyeceğiz. Bazen kazandırır, bazen kaybettirir. Siyah çeliğin şöyle bir artısı var. Siyah çelik çabuk satılan, kolay satılan bir item. Hemen onu da pazarıma eklemek istiyorum. Huzurlarınıza siyah çelik zırhı pazarıma eklemek istiyorum. 90M'den satılabileceğini düşünüyorum. Eğer 90M'e satılmazsa depomda biraz artırma kağıdı var. O artırmalarla bunu yine 5 efsun yapıp değişmelik fiyatına 2 ya da 3 won'a koyarım. Veya şey yapabiliriz, biraz da efsun deneyebiliriz. Belki şansımız deneriz ama şu anda 90M'e satılırsa satılacak. O şekilde koydum, bakalım nasip. Evet, Seon-He dedemin yanına geldim. Zaten hızlandırıcım hiçbir şeyim kalmadı. Umarım artık bonus başarılı der, bizi bir daha uğraştırmaz. 9 saniyesi kalmış. Bekleyelim. 10 9 sayamadım da. 10 saniye geçmiştir herhalde diye düşünüyorum. Bonus başarı eklendi. Çok güzel oldu. Bal gibi olmuş. Hemen korku maskemizi alalım. Ben şimdi ninja karakterime geçiş yapayım. Bu kaskı da ona vereyim. Buna güzel bir 50 STR yakalamaya çalışalım. 50 STR neden istiyorum bu kask için? Biliyorsunuz 110 level'dan sonra zaman çatlağında kendi çarımızı kasacağız. Yani artık zaten kasıyoruz. Hızlanmadık. Farmını yapa yapa böyle tadını çıkara çakıra gidiyoruz ama elbet zaman çatlağı haritalarına gideceğiz. Zaman çatlağına gittiğimiz zaman bu kask bizim işimizi görecek. 15 rüzgarımız var. 20 şeytan. 10'da büyüye karşı dayanıklılık var. Biliyorsunuz orada büyüye karşı dayanıklılık Efson'u işliyor. Onu kullanacağız. Onun yanı sıra zaman çatlı haritalarında berserker de kullanabilir. Berserkerli kas da kullanabiliriz ama buna 50 STR gelirse hasarımız ne kadar çok olursa zaman çatlağında o kadar iyi dayanıyor çarımız. Öyle söyleniyor yani. Ben buna bir 50 STR getirmeye çalışayım. Çünkü onda kutsama vardı biliyorsunuz, hatırlıyorsanız. Hemen ninja karakterime geçeyim. Ninja'da görüşürüz. Evet arkadaşlarım, ninjamın yanına geldim. Görmüş olduğunuz gibi 41 tane kutsamamız var. Bu 41 kutsamada umarım 50 STR yakalarız. 40 STR'de tabii ki dururum. Başladık birinciyle. 3. eklenen bonus 8. Ben böyle hepsini tek tek okuya sizi sıkmak istemiyorum. Yani böyle sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Kayda değer bir şey olursa orada müdahale ederim. Onun dışında siz izlerseniz daha güzel olur. Şöyle ortaya da çekeyim envanterimi. ...41 tane kutsamayı yalan ettik. Ben bir bakayım app var mı yok mu çarda. Ona göre takviye yaparım. 2100 app'im varmış. Biraz takviye yapalım. 10 tane bir aldık. 5 tane daha alalım. Alabiliyor muyuz? Aldık. Ne kaldı? Bir tane daha alacağım. Belki de o bir tane de gelecek. Bu arada bir arkadaşımız PM atmış. Ne demiş? Arkadaşım uzun zaman sonra tekrar başladım. Eski çarlar vesaire silinmiş. Eğer imkanım varsa pot alacak, artıp atacak kadar yank verir misin? Ne demek kardeşim? Veririm tabii ki. Neredesin? Nerede bu arkadaşımız? Burada. Yani ona da verelim. Sonuçta oyuna başlamış. Onun için de bir şey olur. Onem verelim kendisine. Onem gayet işini görür. Bütün artılarını basar. Potunu alır. Her şeyini yapar. Yok lazım olur diyelim. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Ben hemen Nesne Market depomdan kutsamalarımı indireyim. Nereye geldin? Buraya geldin. Görmüş olduğunuz gibi, hatta bunları ikinci envantere çekelim. Şöyle temiz bir envantere. Kaç tane? 16 tane. Belki o son aldığımız birinci de gelecek. Umuyorum ki gelsin. Devam edelim. Of, yine gelmedi. Teşekkür ederim. Kardeşim dua et bak sana, yani karşılık bekleyerek yapmadım tabii ki ama 5. eklenen bonus %25 şeytana gelmiş, düşük rütbeye patlamış. Acaba değişilir mi bu? %25'i gelse şeytanın, %20'si olsa 4, yani 5 şeytan daha geliyor. 5 şeytan için durmayacağım. Buna STR istiyorum. Buna saldırı değeri istiyorum. Saldırı değeri. Hadi artık ya. Hadi artık ya, bu kadar zor değilsin ya. 10 büyülü STR istemiyorum. İstemiyorum kardeşim. Düşük rütbe. Ya düşük rütbe arasak gelmez var ya. Gerçekten düşük rütbe arasak gelmez dedim, yine geldi. Son 3 tane yine düşük rütbe. Verme lan, istemiyorum artık şu düşük rütbeyi. Of ya. Batırdı bu oyun bizi. Sonuncu. Game over. Vallahi game over. Geldi işte. Geldi adam, geldi adam. Olur olur yeriz dedik. Sen benim yarrağımı ye. Olur olur yeriz yeriz. 48 tane daha çektik. Biraz kartı delmiş olabilir. Sorun yok. Hemen başlayalım huzurlarınızda. Büyülü STR 35 istemiyorum kardeşim. Yine de 5 büyülü STR veriyor. Bak şimdi de şey verecek. Düşük rütbe verecek. Tamam, istemiyorum STR ya. Bana ne ver? Max CP ver ya. Max CP istiyorum. 500 CP. 500 geliyor muydu ya? 4 de kanama. Yine 500 CP. Max CP de verdi bu arada. Ateş direnci, buz direnci, 10 STR. Ya ne nalet bir kaskmışsın ya. Vallahi billahi var ya. Oyundan soğuttun ya. Yemin ederim oyundan soğuttun ya. 20 büyülü STR verdi. Değiştirdik mi acaba? 15 STR. 15 STR nedir ya? 5 STR veriyor ya. Şaka gibi benimle dalga geçiyor oyun ya. Aklınız varsa kask efsunlamayın kıymetli dostlarım. Bunun hazırını alsaydık şimdiye çok 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 daha karlıydık. 25 büyülü STR. Max CP 450. Bizi bitirdin be. Bizi batırdın be. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Vallahi batırdın bizi. Yap artık ya, şuradan bir 50 STR'yi ver. Vallahi billahi Max CP'yi 50 gelmiş ya, onu 50 STR sandım. Ver bize 50 STR'yi şuradan. Yolumuza bakalım ya. 10 büyülü STR nedir ya? Ümidim kaldı mı? Kalmadı. 20 büyülü STR vesaire vesaire. Tamam ya, bu şimdilik bu şekilde kalacak. Yani bunun üzerine daha fazla gidemem. Öyle bir bütçemiz yok. Hemen yan çardan bakayım. Tamam, ben de yan çarımı aldım. Onun ekranını da şöyle size vereyim. Bu arada bir 10 won takviye yaptım. Ninja'da bir 10 won para varmış. Hemen onu aldım üstüme. Ninja'dan oyun sonunu atalım. Şimdi ne kadar F'imiz var? 8K'lık F'imiz var. Şuraya kutsama yazayım. Kutsama buradasın. Biraz da KOCABIYIK Junior karakterimin şansını denemek istiyorum. Bir 50 tane aldım huzurlarınızda. Umarım bu çektiğimiz kaç oldu bilmiyorum. 41 bir oldu, 48 bir oldu, 16 bir oldu. 41, 48, 99, 16 daha, 115, 50 daha, 165 tane kutsama. Yani 165 tane kutsama az uz bir kutsama değil kıymetli dostlarım. Umarım artık gelir. Gelmezse belki de yani bu kasktan vazgeçerim. Tek de atmazsın be. KOCABIYIK Junior sen neymişsin be. Tek de atmazsın kardeşim be. İşte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Vallahi helal olsun. Şu anda değdi yani. Şu kutsamaları aldığıma değdi. Hemen bunu buraya envanterime bırakayım. Burada dursun. Bundan sonra itemlerimizi bu çarda efsunlayacağız. Sen aslansın ya. Öpeceğim seni ya. Oh be sonunda kıymetli dostlarım. Evet geldik nefrete. Neden nefrete geldik? Bildiğiniz gibi hasarımızı denemeye geldik. Petimizin kitaplarını okuduk. Buradan canavar aldık. Talim aldık. Berserker aldık. Şöyle şu potlara falan filan her şeye basalım. Bala bala. Simyamız açık mı? Açık. Görmüş olduğunuz gibi 40 STR'li kaskımız da var. Metne hasarımız kaçtı? 25K stabil vuruyoruz. 22K vuruyorduk diye hatırlıyorum. 25K çok rahat vuruyoruz yani. 25-26K'ları bile görmüşüz. Gördüğünüz gibi Metin'in canı direkt eridi. Ki berserkerli şeyimiz yok. Petimiz yok. Olmadığı halde bu şekilde. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani ben bu gazla bu keyifle artık biraz farmın şeyine giderim. Farmın üstüne giderim. Bu arada birazdan Twitch'te canlı yayında olacağız. Kıymetli arkadaşlarım, siz hepinizi Twitch kanalıma beklerim. Videoların özellikle farm kısımlarını Twitch'te canlı yayında yapıyorum. Gelen arkadaşlarla hoş sohbet ediyoruz. Öyle aman aman bir kalabalık gelen giden olmuyor ama gelirseniz sizleri de bekleriz. Yavaş yavaş zamanla umarım artacaktır diye düşünüyorum. Ya çok güzel, çok sevindim. Bir tane de şurada boss bulursak kral yengeç var mısın? Yoksun. Nefrete yeni geldim hemen bu CH'ye dönmüşler galiba. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. İşte kıymetli arkadaşlarım gördüğünüz gibi Metin 2'de hasar arttırmak böyle çok kolay olmuyor. Bazen çok zarar ediyoruz, bazen de gelen tek de geliyor. Hani dedim ya o tek kutsamayı alırken yani gelen de bir tane de gelmiyor mu? İşte görmüş olduğunuz gibi böyle bazen şanslı bazen şanssız ilerliyorsunuz. Metin 2 böyle bir oyun. Lafı daha fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Twitch kanalıma gelmeyi unutmayın. Şimdiden takibi alın. Canlı yayın açtığımda size bildirim gelsin. Esen kalın.